Mezarlığa giden tehlikeli yolculuk işte tam bu noktada başlıyor. Yaya yolunun bitmesinin ardından vatandaşlar hızla akan trafikte emniyet şeridini kullanmak zorunda kalıyor. Yolun virajlı olması nedeniyle ise karşıdan gelen araçları görmek imkansız hale geliyor. Böyle. Ben iki günde bir ya oğluma gelirken şimdi haftada bir kere indirdim. Gelemiyorum. Gelemedim mi de rahat değilim. Duramıyorum. Bunalıma giriyorum. Benim halim hep öyle. Oradan öyle yağmurda, karda, kıyamette böyle. Çok zor. Sizin peşinizden biz gelmeye çalıştık. Ben öğlen gelirken buraya tır arkamdan kornaya vurarak yani bir panik yaptım. Ama ne yapmam gerekiyor? Yani bunlar bu yolu yapana kadar muhakkak bir tane birini burada bir feda etmeleri gerekiyor. Onu bekliyorlar demek ki. Karda kışta ne yapıyorsunuz? Aynı. Karda da atlayamıyorsun, kayıyorsun. Aynı dava. Benim kızım telefonda diyor ki anne gittin mi? Telefonlarla takip ediyorlar. Yalvarırım bugün gitme. Gitmem gerekiyor yavrum. Gitmedim ben, bunalıma giriyorum. Nasıl bırakayım ben onu burada tek? Nerede oturuyorsunuz? Nasıl gelip gidiyorsunuz? Kağıthane'de oturuyorum ben. İşte oradan Göktürk arabalarına biniyorum. Şu ileride durakta iniyorum. Oradan da buraya atlıyorum otobanlardan. Yok. Çok kötü, bilemiyorum. Her yere de yani gönderdik videoları. Tamam, dikkate alındı alındı ama hani bak bakın bayan geliyor. Bakın şimdi. Ay evet. Bakın görüyor musun? Çok zor geldiniz siz de. Ne yapayım? Yol yok. Yol yok annem, ne yapacağım? Mecbur. Gelmek zorundayız. Ölülerimiz var. Gel de gelme, mecbursun. Yol yok, böyle geliyoruz işte. Korkmuyor musunuz? Artık Allah'a kalmış. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da mecbur böyle gelip gideceğiz. Başka çare var mı? Keşke burada bir köprü olsa da herkes Allah rızası için kendine gelip gidebilse. Kaç defa geliyorsunuz? Valla bazen iki ayda bir geliyorum. Eskide her haftada haftadan geliyordum. Her hafta geliyordum. Şimdi hemen geç geç geliyorum korkumdan. Yol olmadığı için korktan gelemiyor. Gelemiyorsun. He vallahi. Hatta çocuklarım gelmek istiyor, onlara da gitmeyin diyorum. Çünkü yol kötü. Ama buraya bir şey yapsınlar. Ya en azından bir ışık koysunlar. En azından hiçbir şey yapamıyorlar, bir ışık koysunlar. İnsanlar da kendi ölülerini ziyaret etmeye gelsinler. Bir dua etsinler. Mezarlığa giden tehlikeli yürüyüş bununla da sınırlı kalmıyor. Vatandaşlar ilk olarak bu refüjü aşıyor. Ardından hızla akan trafikte ikinci refüjü aşarak vatandaşlar mezarlığa ulaşıyor.